Selam liseliler, SmackDown vs. Raw 2006 sezon modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık liseliler deyince yani ruhumun bir parçasının öldüğünü hissediyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş intromu yine değiştirebilirim. Bilmiyorum, biliyorsunuz ben canım sıkıldıkça intro değiştiren bir adamımdır. Bir ara introm bile yoktu abi, direkt olaya dalıyordum. Belki ona geri dönerim, kim bilir. Yine arkada beni aşırı derecede nostaljik hissettiren bir şarkı var. Bunu telefonuma indirmeliyim ya kesinlikle. Neyse, daha fazla uzatmadan hadi devam edelim Kurt Angle'ın maceralarına. Neredeydik, ne yapıyorduk? Who knows not me, I never lost control, you're face to face with them. Ooh! Okay. Gördüğünüz gibi Kurt Angle, Bret Hart, Mankind, Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan. Şimdi hatırladım, Legends turundaydık abi. Ve bu turu yaparsak bize şey sözü vermişti. Geldiğinde bu turda sana WWE şampiyonluk vereceğim demişti. Jonathan Coachman, MC Zenci. Dolayısıyla umarım dediğini yapar, yoksa... Yani onunla konuşmamız gereken birkaç konu olacak. Tokyo Japan. Okay. Japonya'dayız demek. Kurt Angle Japonya'da en son ne zaman güreşti? Hiç bilmiyorum var ya. Ama Kurt Angle yani New Japan'e gitseydi büyük ihtimalle tanrı gibi davranırlardı ona. Ah! Abi King'in sesi berbat. Gidip Teknosa'nın aldıkları 20 TL'lik mikrofonla kaydetmişler galiba. Abi bugün fark ettiyseniz ya da fark etmediyseniz diyeyim, bugün coşkunum abi ya, hiçbir şey kimde değil gerçekten. Tek yapmak istediğim şey biraz SmackDown vs. Raw 2006 oynamak, insanların ağzını yüzünü kırmak. Bu Star Wars Stone Cold Steve Austin'le başlayacağız abi. Zaten arkasında Alcohol Fueled yazıyor. Adamın benzini alkolmüş yani. Belli ya, geçen cutscene'de gerçekten korktum. Hani akşam yatayım dedim, bir uyuyayım dedim. Rüyama girdi o cutscene, hani o kadar korkunçtu ki. Raw'dayız ha. Doğru lan. Kurt Angle Raw'da. Öyle mi? Emin değilim abi, Kurt Angle SmackDown'da değil miydi? 2005'ten falan bahsediyoruz. Aman. Chris Jericho Raw'daydı, Elvis SmackDown'daydık abi. Ama Tokyo'da olduğum için, büyük show Raw olduğu için tabi. Bret the Hitman Fart. Abi, şimdi fark ettim de gerçekten Bret Hart aslında en sevdiğim şarkılardan birine sahip. Natalya'nınki berbat. Ama bu versiyonu çok güzel abi ya, bu versiyonu too sweet. Hani Natalya bunu kullansa hiç kızmam. Hatta Natalya'yı daha çok severim. Ama herhalde amcasına saygısızlık olur. Amcası çılgın Bret Hart'a. Bitter çikolatalı Bret Hart. Hala 20 yıl önceki olaylardan dolayı sinirli Bret Hart. Yani sinirlenmeyecek gibi bir olay da değil. Kime veriyor bakalım gözlüğünü? Bana ver, bana! Aa gerçi... Teşekkür ederim abi ya. Bret Hart'ın gözlüğünü aldım. Adamsın Bret ya, tamam. Şimdi daha çok sevdim seni. Doğru, eskiden Lillian Orospu gibi giyiniyordum. Yani 2006-2005'lerde falan WWE'de, hatta 2009'a kadar, yok ya, 2007'den sonra biraz daha rahatladı WWE'de. 2007'den önce eğer kadınsan ve WWE'de çalışmak istiyorsan, yani manzarayı göstermen gerekiyor. Drak abi. Drak gördüğünüz gibi sevdiğim bir adamdır. Özellikle favorilerini çok takdir ediyorum. Ben de severim favori bırakmayı. İlginç ya. Gerçekten değişti Rock hakkındaki fikirlerim falan böyle. Eskiden çünkü yeni halini seviyordum. Yani kel halini, eski şarkısını falan. Bu Drag Ses şarkısı var ya, nefret ediyordum ondan. Neden bilmiyorum. Hatta saçlı tipinden de nefret ediyordum. Ama şimdi hem şarkısı hem de bu tipi daha cool geliyor bana. Know your damn role. Yeah. Niye herkesin girişini bu kadar izledim bilmiyorum. Bugün... Bugün SmackDown vs. Raw 2006 Shake Up yapıyoruz abi. Mankind. Abi Mankind'ın bir tek... Hani bir şarkısı var, o da Mick Foley şarkısı. Hani dün 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 dün. Onun dışında... Yani... Mick Foley'nin adam akıllı şarkısı yok başka. Diğerleri olmasa da olur. Bu şarkı da çok saçma mesela. Abi şarkı dediğin, hani şöyle düşüneceksin bir şarkı seçerken.
Ben WWE şampiyonluğunu kazandım. Ve kazandığımda arkada bu şarkı çalıyorsa güzel olur mu? Hani Mankind WWE şampiyonluğunu kazanıyor arkadan. O ne öyle abi? Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Hayır, bugün uyuşturucu almadım. Hayır, ben de Stone Cold gibi alkol çekmedim. Yani bölümün başında açıkladım. Şu an hiçbir şey umurumda değil. Hadi bakalım. Bakmayalım abi buna. Bakmak yani yasak. Bir dakika. Düzeltmeye çalışıyorum görüntüyü. Tabii ki de 6 kişiyiz. Yeter, yardım edin biri. Okey, bu biraz slow motion'da gidecek ya. Ne oluyor? Bilmediğim bir şey mi var? Angle saçma salak hareket etti de ne oluyor dedim yani. Adamım. Bir durun ya, bir rahat bırakın beni hareket. Okey, burada bir problem var. Bir problem keşfettim burada. Ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun bu? Battle Royale de tuş etmen gerekiyor. Ve bu neden yeni oyunlarda yok bilmiyorum. Ha doğru. Seneye diyecekler. İşte yepyeni bir oyun modu getirdik. Yani çünkü benim oyunlardaki en favori modlarımdan bir tanesi şey. Elimination Chamber maçı. Ama işte sorun şu ki Elimination Chamber maçı o kadar eğlenceli olmuyor. Adamlar çünkü sürekli dışarı çıkıyor ringten, öyle diyeyim. Sürekli ringten dışarı çıkıyorlar. Abi sağ sol yapamıyorum, what the fuck. Of, bir dakika. Okey, oldu sonunda. Biraz daha böyle devam edeyim. Birkaç kişi elemen olsun, hala yavaş olursa ama şey yapacağım. Bu bölümden sonra büyük ihtimalle görüntüyü iki katına düşüreceğim. Çünkü serinin başında görüntü kalitesi 6 kat daha iyiydi. Bir saniye. Okey, sesi de kıstım, devam edebiliriz. Ne diyordum? Görüntü kalitesi normal, hani görüntü kalitesinin 8 katıydı. O biraz tabii ki de fazla geldi. 4 katına düşürdüm. Bak, bu da 6 kişide falan ölüyor biraz. 2 katına düşünsem yine görüntü kalitesi hoş olur. YouTube'da zaten çok fark edilmez. Düşüklüğü. Hem de şey olur abi, hakem ölmüş. Hem de rahat eder diye düşünüyorum ama yani bu genel olarak benden değil de daha çok ISO'dan kaynaklanıyor. Ya biliyorsunuz 2005'te çıkmış bir oyun. PlayStation 2 oyun hani. Dolayısıyla adam akıllı bir link bulmak, bir şey bulmak zor. Gel bakayım. Oh! Yes! Ne yapacağız? Adamı öldüreceğiz tekmelerimizle. Mankind'in finisher'ı var ama bir işe yaramaz tabii ki de. Boom! Hop, kalk Mayer finisher'ı store... Abi anında storeladı ya. Tebrik ediyorum yani hızından dolayı. Danmayın oğlum bana, başka biri mi yok? Ne bana... What the fuck abi ya? Gerçekten what the fuck, ne ara oraya geldik biz? Hulk Hogan'a niye... Ne oluyor bugün Angle sende? Targeting system. Zaten WWE oyunlarının laneti ya. 18 yıldır adam akıllı bir targeting sistem yapamadılar yani. Bu ne abi ya? Bana dokunan finisher alıyor. Yani mübarek bir insan olduğumu bilmiyordum bu kadar. Hayır. Rock. Angle kalkma Angle. Dönme arkanı bari. Aha reverse edim. Reverse edememişim, aldım baba. Babayı aldım az önce. Neyse ki hala abi tertemizim, görüyorsunuz. Cause I'm Kurt Angle. I'm just a sexy Kurt. Sexy Kurt. Abi bu şeyleri reverse yemiyorum. Vuruşları. Şu an R2'ye abandığımı duyabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle ama yani başka türlü olmuyor. Kaçma Austin, kaçma, yakalayacağım seni işte. Hop, buyur. Back body drop. Ya bir Sierra ya. Birini yakalayabilsem şöyle. Hop, Austin bakıyor sana. Tamam, kurtulduk. Woohoo! Geçmiş olsun Mick Foley. Hakem. 1-2 3'ü geçmiştik çoktan da. Uf, çok fena dirsek attık. Ve tabii ki de bana dalıyorlar şimdi ya, şansımı seveyim. Hogan. Bak, finisher'ını alacak şimdi. Almadı. Alsaydı şaka gibi olurdu çünkü.
Tarık Mengüç ya. Senden bir kurtulamadık abi. Yıllardır oynuyoruz, bir kurtulamadık senden. Okey, Angle niye Mankind'a baktı bilmiyorum ama tuş edersen benim için sorun yok. 2, 3, 4, 5, 6 yani. Hakem, oho. Bu hakem de bu maç bitmez yalnız. Şimdi sinirleniyor, birine dayak yemiş herhalde birinden. Ya buraya Mankind. Ünlü flapjack hareketim. Hogan. Of, shoulder block yeseydi güzel olurdu. Russian leg sweep. Gel bakayım Mengüç. Mengüç'e bak abi, adam acımıyor, herkesi fena yapıyor şu an. Gel buraya, gel gel. Red light, green light. Boğduk adamı, tamamdır. Small drop geliyor Rock'tan. Ben de bu sırada Hogan'ı öldürüyorum. Finisher'ım da gelmeye başlamış. Sonun geliyor Hogan yani sonunda. Niye aynı hareketi yapıyorsun lan? Farklı yerlere basıyorum, aynı hareketi yapıyor. Aha yakaladım lan. Aha yakaladım. Angle Slam. Stone Cold sarhoş Austin'e. Hakem, hakem, hakem. 1, 2, 3, 4. Of, neredeyse gidiyordu. Ama şey, Angle diyeceğim. Austin hala hayatta. Hala bir şekilde hayatta. Bize yaşlı adama saldırdı. Gerçi biz de o kadar genç değiliz. Biz de o kadar genç değiliz yani. Yürü be, bacağı çalış. Bir işe yaramayacak ama olsun. Reverse'le bunu. Ya da bunu reverse'le. Bret Hart gitmek üzere abi. İlkiden Bret Hart olmazsa şaşırırım. Şimdi böyle dediğim için ben gideceğim büyük ihtimalle ama olsun. Bret Hart'ın da bacağına çalışalım biraz. Titan'ı yok ediyoruz adam. Aha yakaladık yine. Oo, Kokira Clutch. Daha sert olanı. Hakem, hakem. Adamı öldüreceğim. Diskalifiye et adamı maçtan, öldürmeyeyim. Hadi. Ah be, son anda kurtuldu. Şanslı. Kalk bakayım. Bir kere kurtulmuş olabilirsin. Hadi. Second time is the charm. Third time is the charm. Neyse. Fark etmez. Öldürelim hadi Mankind'ı. Çarp kafasını yere abi. Superstar. Ya gel. Oo, Bret Hart'a bakın abi, çılgın bir şey yapacak. Gerizekalısın. Ha, tamam. Kriz geçiriyordum da. Aha yakaladım yine. Aha yakaladım yine. Angle Slam. Rock Bottom da geliyor. İlk benimkini say. Ya da sayma. Çünkü Kurt Angle salaklık yapıyor şu an. Hakem, hakem. Biri gitsin de PPS'ye geri gelsin. Satayım, bu ne böyle? Aferin Rock. Bye bye Brett. Herkes bana bakıyor, çok korkunç. Abi dışarıda kalıyorlar değil mi ya? Lanet bir şey o. O yüzden FPS düzelmeyebilir bu süreliğine. Bu of, yakaladık. Gel bakayım. Bak, farklı yere basıyorum, yine aynı hareket yaparsam söverim. Leg screw. Farklı en azından. İstediğim hareket değil ama farklı. Aha, küçük günü yok ettik. Şimdi tek yapmamız gereken kaldırmak ve indirmek. Hoşça kal. Mankind. Hop hop, hiç uğraşma. Evet, tuşları counterlamaları kadar üzücü bir şey olmuyor genelde. Ooo, abi Hogan'ı öldürdü flapjack'le. Tebrik ediyorum Austin. Austin. Hiç şey olmadı. Gel buraya. Gel buraya bak. Hop, yakaladık. Tight'larını da tutuyoruz hakem. 1, 2, Rock da gitti. Hadi be. Ne güzel hileyle atacaktık. Cool bir şekilde atacaktık. Yakala. Of, güzel güzel bir wrestling slam'i çaktık adama. Boş boşuna o kadar güreşmemişiz yıllarca. Ya ben bu arada Chris Jericho'yla podcast dinledim tabii ki de Angle'ın. Adam sürekli şey diyordu. Hiç sakın normal güreşten, hani Amerikan güreşine geçmeyin falan, anlamamıştım. Sonunda anlattı Chris Jericho podcast'inde. Hani çünkü adam yıllarca böyle kendini korumaya kondisyonlamış ya. Dolayısıyla kimseye hareket yapmasına izin vermiyormuş falan.
Hani ondan önce gerçekten düşünüyordum neden acaba diye. Orada aydınlattı beni. Tıpkı kel kafası gibi aydınlattı. Okey, tekme atıp bıraktım. Gel bakalım, sen de git buradan. Roll up Master Kurt Angle abi. 1 2 Yeter be, yeter. Ya yürü git. Austin ya. Oho. Lan tuşa basıyorum hani, keşke taksam beni oyun. Merkez birbirini öldürüyor şu an. Hadi Stone Cold'dan bir stunner görelim artık ya. Görmeyeli de çok oldu. Aha, yakaladım finisher'ımla. Stone Cold'dan hiçbir şey... Tamam. Şu yaşlı adamı atalım. Aramızdaki en yaşlı adamı atalım. Gel lan buraya. Teyzemek. Seni pis racist. Kafasıyla 31 mi çekiyoruz yine? Hadi be, finisher yapacaktım ne güzel. Yes. Abi göremiyorum, kendimi göremiyorum ha. Aha, yok oldum lan, teşekkürler. Hogan amına koyayım Hogan. Gel buraya, hak ettim bunu. Bıp. Bir siye lan, bir siye. Ha şöyle. Yerken mal mısın? Zaten travesti gibi animasyonları var. Oho. 1 2 yine gitti galiba. Huh, tamam. Hogan Hogan dinlemez işte Angles'la. Abi çok güzel yakaladım. Oho. Gel buraya sen de pezemenk ya. Ya nasıl? Düş lan yere. O hareket bana işlemiyor artık, anlamıyor musun Foley? O hareketi anladım ben, çözdüm artık. Hop. Shoulder block. Okay, bir tane daha finisher'ım gelmek üzere. Hakem çekil önümü. Oh, Stone Cold Stunner. Stone Cold Stunner. Stone Cold Stunner. Gel buraya. Angle Slam, hakem geri zekası. Gerçekten beyin hücrelerin kalmamış. Ya niye böyle yapıyor? Ha işte 10 yıl süren submission'a gireceğiz şimdi. One-legged camel şey. Boston Crab. Ya bırak gitsin. Tuş edecektim adamı. İyi, sen döv almasın o zaman. Bana saldırmaya kalk. Oo, DDT. İşte bana saldırmayacaktın abi, yok yere. Ya niye böyle yapıyor abi, tuş edeceğim adam. Söveceğim bu oyunu gerçekten. Oha, ringe baksanıza, adamdan akan kana bakın. Oo abi, submission üstüne submission yiyor. Tekme atayım şuna. Oha, pes edecek. Rest in peace. Abi Bret Hart maçına döndü gerçekten bu. Bu sefer ama daha farklı bitti gördüğünüz gibi. Yok, bitmedi daha. O gün aşaman. Aslı bir şekilde hala hayatta. Ooo! Rock bottom! Benim versiyonum daha güzel abi. Daha can yakıyor gibi gözüküyor. Siye. Rock'ı öldürelim şimdi. Ya da seni tuş edelim. Zaten senin işin bitti. 1 2 hadi be. Rock, hallet şunu artık ya. Boom. Bir tane daha. Sıra bende. Ya hakem geri zekalısın hakem. Gel buraya ya. Gel buraya pezemenk. Tamam. Hakemden revanşımı aldım. Al sen de Rock. Sana doğru getirdim adamı. Oh. Ha, iyi deneme. Oh. Acıdım adamı. Öyle bir düşürdüm ki çünkü. Ha dur, yakalayayım onu hemen. Hadi be. Abi şu DDT'si çok hoş, bakın. Aslını öldürmüş. Ya buna koyacağım bu oyunu. Gerçekten ya. Okey, kuralı anladım abi. Adamın
altındaysan yani böyleysen olmaz. Yanındaysan tuş etmeye kalkacaksın. Yoksa o saçma hareket yapıyor. Gel Asin. İyi gelme, tek başıma da hallederim rakiben. Çok manyak bir arm drag. Ha bitti, tamam. Gerçekten yanına gitmem gerekiyor adamın, ne çünkü submission yapıyor. Neyse, Kokira Clutch abi bu submission'a dayanamaz Rock. Ya ben tuşlara basacağımız olduğunu sanırım. Yapma. Aha güzel, beni kurtardı adam az önce. Kurtarmamış. Bana dalmak için öyle saçmalık bir şey yapmış. Öleceğim. Snake Eyes. Geldi. Big Boot gelecek mi? Bir Asin, ikimiz de keliz. Geri zekamsın. Niye bana dalıyorsun? Baksana Rock'ta bile senden daha çok zeka var. Boom. Ya buraya. Bundan kaçabilecek misin bakalım? Al pressure da yapıyorum. Al pressure da yapıyorum abi. Pressure da verdim sana. Rest in peace. Broken by it, ha? Broken by it. Aha gitti adam. Gitti. Pes etmiş. Yürü git lan. Pezemek. Hakem, hakem. Gözünün önünde yani. Gözünün önünde. Ne yapıyorsun abi? Bravo Rock. Bravo. Kaç köye gideceğim lan? Sonsuza gidiyordum. Hadi be. Bir anda Reversal Master'a döndü adam. ODDT. Bir Angle Slam'da işi bitecekti adam. Dediğim gibi Reversal Master'a döndü. Tek başına kalınca. Aynen de yakaladım seni. Ya ona koyacağım seni Rock gerçekten. Git Hollywood'a git ya. Git Hollywood'a. Uğraştırma beni. Reverser'ı galiba. Pez yemek. Aha da reverser'ı. Koyacağım seni. Yeter lan yeter. Bak ya. Family friend'i, aile canlısı mıdır ne? Aile dostu content yapmıyorum senin yüzünden, sövüp duruyorum. Ne koyacağım bana gerçekten ya. Al. Bırak da o bacağı, ben şeyler yapacağım sana. Bak başladım bile hatta. Bıp. Abi gerçekten her bir bok reversiyor lan. Normalde mi oynuyorum, Legend'da mı oynuyorum yani? Ya buraya 2009'a bağladı yine adam. Ben de ona bağlayacağım şimdi ama. Ya lan tamamdır. Tamamdır. Sonunda Angle Slam. 20 dakika sonunda maçı bitirebileceğim galiba. Adam akıllı tuşa da girdik. 2. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. CR ile işte burada maç bitti. Yani ben de o durumdayım şu an gerçekten CR. Seni suçlayamayacağım. Abi Austin'ine başladı. Yapma Austin lütfen. Acı bize. Uyumak istiyorum bu gece. Ha biz de Hall of Fame olduk değil mi? Aynısını. Olay ne, bize oldu anasını satayım. Oh, kafama soktu lan, ağzıma değil kafama soktu resmen. Al işte üstüne bir de hayatımda gördüğüm en kötü stunner'dı. The only thing legendary about you is the beating you just took in the middle of this damn ring. Mankind may be one dumb, psychotic son of a bitch, but he's earned something you ain't got yet, and that's my respect, and that's all I got to say about that. Nasıl, Mankind gerizekalı olabilir, beyinsiz olabilir ama saygım var diyor.
put your little sock back in your pants and drag your lumpy ass back to the boiler room before Stone Cold changes his mind, stomps a mud hole in your ass, and walks it dry. While I appreciate having your respect, Austin, I beg to differ on just one point. Mr. Socko may in fact be little, but to be fair, it is just a bit chilly in this arena. What's more, I'm content to take my leave as Japan is one of the few places I can find live nutrition. Doğru abi, promoyu Japonya'da kesiyorlar, kimse anlamıyor ki. Yani anlayan vardır da. But before I go, I offer what I like to think of as legendary words of encouragement to our would-be legend. Have a nice day. Gerçekten gördüğüm en saçma hikaye buydu. Daha fazla, daha saçmasını göreceğimi düşünmüyorum bu oyunda. Oh, cutscene. Oh, Kurt Angle pimpliği arttırmış işte bak. Numaralar artıyor. You know, Jimmy Hart is supposed to be managing this tour, but it seems like he's lost control of some of the legends. I think you're right. Looks like I'm gonna have to take matters into my own hands. So, what are you gonna artık do işleri about kendi elime Mankind? Next week alacağım in New York City is your last chance to settle this. That crazy Mankind reached into his pants, grabbed a sock, and shoved it right down your throat. Yuck! That is so gross. Angle gönder işte bunları. Tamam zaten, haftaya maç yapacaksak adamların pelt olur. Plus he's meaner, and you might never get another chance to face a legend like him. Who says it's got to be an either or choice? What do you mean? Maybe I can only get one official match sanctioned for next week. But that doesn't mean I can't find one of those jokers somewhere else beforehand and get a little payback. Ooh, like backstage brawl geliyor. So, who's it gonna be? Kimi maçtan önce? Şimdi bir maç yapacağız. Birinden maçtan önce geberteceğiz. Yine bug olduğu için artık şansa bağlı. Okey. 5'e kadar sayacağım, duracağım sonra. 1, 2, 3, 4, 5. Artık kim denk geldiyse. Ya Austin ya Mankind geldi abi. Öğreneceğiz birazdan. Bu bölüm uzun bir bölüm olacak diğer bir deyişle. Hey, you won the Legend Killer Trophy. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Get up, break your back. Oh, no, no, no. Önce bir kaydedelim. Ondan sonra da oyunun zorluğuna bakacağım abi. Gerçekten Legend gibi hissettim yani. Özellikle Rock'la oynarken. Hadi. Normaldeyiz. Normaldeyiz yani. Continue. Daha yapacağımız çok şey var. Okay, bak. Backstage Brawl. Backstage Brawl. İki tane Backstage Brawl mı yapıyorum? Vay anasını. Charlie Haas vs. Orlando Jordan görmüşüz. Orlando Jordan kazanmış. Neyse, şimdi Kurt Angle vs. Stone Cold Steve Austin. Backstage Brawl. Bar Brawl hem de. Barda kapışacağız. Hadi bakalım. Oyunun görüntüsü yine kötü. Ama en azından FPS düzgün. Ve dediğim gibi bir dahaki bölüm kaliteyi biraz daha düşüreceğim. Ki oyun FPS sağlamak olsun. Abi Sinan'ın dönen şeyi. Kemeri. Yani bir bakıma o kemeri özledim, biliyor musun? Çünkü o kadar bok gibi ki şu anki kemerler hani. Tamam, WWE kemeri güzel. Ama kadınlar kemeri berbat. Tag team kemerleri berbat. Yani SmackDown tag team kemerleri. Hadi. Ne bileyim. Tamam, o kadar güzel olmasın ama farklı bir şey olsun lan. Her kemer aynı şimdi. Hani hiç bir olayı yok gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Hepsi aynı şey gibi hissediyor. Nope. Gel bakayım. Kokiro Clutch? Hayır. Ayakta yapacağız sadece. Buna pes ettirmiş miydik aslında? Galiba öyle bir şey yapmıştık. İşte. Bazıları da diyor oyun çok kolay, hep kazanıyorsun Kerem abi falan. Kerem abiyi bir de şık yazıyorsunuz tabi. Oo, anasını oha! Rainmaker gibi bir şey. Öyle bir lariat çaktık ki ama lariatto. Yani abi oyun kolay olmasa şimdi, ki hala çok kolay değil. Hani adama şey yapamayacağım. Hareket yapamayacağım. Hiçbir şey göremeyeceğiz.
Dolayısıyla ben bunu tercih ederim. Hayır, what? İlginç bir şey oldu orada. Hem finisher'ımı aldım hem de aynı zamanda finisher'ımı yapabildim. Kurt Angle'a çareler tükenmez işte. Kel olunca her şeyi yapabiliyorsun abi. Bütün dünya senin oluyor. Bunu yapmak istememiştim. Abi çok hızlı hareket ediyor. Önüne geçmeye çalışıyorum. Yarak ya. Bak normalde bile yani adam sınırları zorluyor. İşin en kötüsü adamların arkasına geçince yakalayamıyorsunuz onları. Aslında bütün maç boyunca arkasını döndü resmen yani. Geç lan oraya. Geç lan. Oh. Geliyorum ben de merak etme. Hop. Baske. Oh. Anasını satayım. Adamın kariyerini bitirdik lan az önce. Başka nelerimiz var? Abi ben backstage brawl dediklerinde bu arada yeni oyunda hani ilk kanunide böyle bir şey bekliyordum yani. Çılgın interaksiyonlar olacak. Çılgın yerlerde güreşeceğiz diye. Yine fena değil aslında. Hakkını vermem gerekiyor adamlara. Yine iyi yapmışlar ama daha fazlasını bekliyordum yani öyle diyeyim. Yes yakaladım. Yes oyun yine altına sıçtı. Hop 31. dakikada yaptı tabii bunu bile. Oh. I'm just a sexy Kurt. Sexy Kurt. I'll make your ankle hurt. I'm just a sexy Kurt. Yine mi Larry'e atacakacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü bu oyun bazen yani Yüks tarafından yapıldığı için normal. 2K tarafından Yüks. 2K tarafından yapılmadı tabi. 2K18'den de hiç umutlu değilim ya var ya gerçekten. Güzel bir şey çıkarlarsa bayağı şaşıracağım. Gokira Clutch. İndilerden birinden çaldık tabi bu zamanlar Small Joe o kadar bilinmiyor. Yo aslında 2005-2006 TNA hafif popiydi o zamanlar. En çok 2009'da falan popiydi. Sonra geldi selam kardeş dedi Hulk Hogan, Eric Bischoff. buraların içine sıçmaya geldik dediler ve TNA'yı öldürdüler yani. Okey bitirelim artık. Şunu da yapalım ve bitsin bu olay. Lord'a masasına mı çarptı? Niye çarptı? Anlamadım orada çıkan sesten. Şüpheliyim. Neyse. Angle Slam hem de tahtanın üzerine ve sapasağlamız abi. Kafamıza hafif sanırım hasar almış. Onun dışında sağlamız. Yani sonuçta boynumuz kırık olduğu için kafamız çabuk hasar alıyor. 3. Easy GGVP. Ayrıca bir de zor olsaydı işte bu maç 10 saat sürecekti. Bu bölüm 50 dakika sürecekti. Bazılarınız zevk alıyor. 500 saat süren bölümlerden hatta daha fazlasını istiyorsunuz. Ama yine gereksiz zaman harcayacaktık anlatabiliyor muyum? Az önceki maçta olduğu gibi. Battle Royale maçında olduğu gibi. Düt düt düt. Ve bu sefer parking lot'ta kapışacağız ve Mankind'la kapışacağız. O yüzden işimiz daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Stone Cold büyük ihtimalle özellik olarak çok daha iyi Mankind'a göre. Okey. JBL'in arabası orada. Ama çok uzun bir süre olmayacak biliyorsunuz JBL. Backstage'de insanlara şerefsizlik, bullylik yaptığı için. Bullylik evet. Atılacak bir... Atılmaz da ceza yer diye düşünüyorum abi. Ben JBL gerçekten adam oç ya. Gerçekten oç yani. Hani o kadar da iyi değil zaten güreşte. Commentary'de olmasa da olur. Hatta olmasa daha iyi olur. Adamın tek sevilmesinin nedeni o kadar kötü ki herkes dalga geçiyor. O yüzden hani adam meme haline döndü. Şaka haline döndü. Onun dışında hiçbir şey yapmıyor commentary için. Yani. Giderse hiç üzülmem. Öyle diyeyim. O yaptığı şerefsizliklerden sonra abi zaten hani yine podcast falan dinliyorum ya ben. Hep JBL'le hikayesini anlatıyor insanlar. JBL'in yaptığı şerefsizlikleri anlatıyorlar falan. Adam şerefsizin tekiymiş yani. Yok yere bir de. Hani eskiden olsa anlarım tamam. Durumlar çok da... Eskiden olsa anlarım. Durum çok daha zor da. Şimdilerde ne yapıyorsun abi yani. Neyse. Zevk almak için yapıyor. Bu arada Shane McMahon AJ olayını yeniledi az önce orada. Abi çok manyak değil mi yani? AJ bu yolda devam ederse Legend ola...
Abi Mankind öldürüyor. Oh, 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 adamın zaten kariyeri bitti abi, sırtından gitti diye. Sırt üstü Hell in a Cell'den düştü diye defalarca. Angle acı ya adama. CB'nin arabasına acı mı? Tamam, ona koyun. Ama Mankind'a acı yani ya. Ben bile acıdım. Gel buraya gel. Ne büyük arabaymış lan. Hayır. Of abi, bulldog yapsa çok manyak olmaz mıydı? Arabadan aşağı bulldog yapsa. Oyunun en iyi spotu olurdu herhalde. Daha fazlasını yapamazdık bu oyunda. Abi bu elbow drop burada bile işleme yaramadı. Adam iki adım ötemde, yine yapamadım o lanet elbow drop'ımı. Abi orada maçı bitirebilirdim, evet biliyorum. Ama çok kolay olurdu yani. Tebrik ederim, kalk lan diye hani kıracaktım tam. Duydu benim yalvarışlarımı, yakarışlarımı. Gelsene lan. Ha. Abi angle slam yapamayacağım. Çok zor çünkü. Ooo, ve arabadan düşecek şimdi. Ve ben de reverse deneyeceğim. Abi DDT hem de mermere. Of. Yakala, güzel, çok güzel. What the fuck? Niye öyle bir şey yaptım? Yeni bir şey keşfettim galiba. Bir dakika. Emin değilim ama Y'ye basınca da hareket yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. O zaman az önce niye adamın çükküne tekme attık? Oo abi gel bakalım. Ambulansı ya da hiçbir şey yapmayalım sana. Sen bizi summitleme ilene. Nope. Görüyorsun abi, bu oyunda Here Comes Pain'deki gibi şey yok. Adaletsizlik yok. Büyük ihtimalle ama Legend'a alsam yine adaletsizlik başlar. No. Abi sağlam ya, adamın sırtı sapa sağlam yani, baksana. Ya sikeceğim seni. Mankind, gerçi sen beni sikiyorsun şu anda. Yani bir gün sen de sabununu düşüreceksin yani. O zaman görüşeceksin seninle. O hani kıyafetimin üstündeki angle değil. Bir küfürün başlangıcı. Ulan bir şey reverse artık ha. Söveceğim. Bugün sinirliyim. Oyun çünkü orospu çocukluğu yapıyor. Okey. Bundan sonra hatırladım ki angle, intelligence, integrity, bilmem ne. Angle'a uyacağım abi. Ben de Angle gibi iyi bir insan olmak istiyorum. Dolayısıyla daha az küfür edeceğim. Küfür etmeyeceğim demiyorum. Çünkü belli olmaz. Bu oyun ne beni sinirlendirecek. Ama daha az küfür edeceğim. Leg drop abi. Hulk Hogan gördün mü? Leg drop böyle yapılır işte. Belki o zaman finisher diye sayar. Bilirsin, spear geldi. Bak abi, foreshadowing yapmışlar yani. Daha Edge'de düşmanlığı yoktu bu zamanlarda. Bu oyunun çıktığı zamanlarda ama. Yapımcılar biliyormuş yani. Olacağını. Vince ile konuşmuşlar. Ki onun imkanı yok çünkü biliyorsunuz Vince'in planları hep 2 gün önce falan planlıyor her şeyi. Aylar öncesinden değil, ona göre değil çünkü. Öyle yapsa güzel olurdu çünkü. Mantıklı olurdu. Ama dediğim gibi Vince'e göre değil planlamak falan. Mantıklı şeyler yapmak, güzel, eğlenceli, insanların seveceği şeyler yapmak. Ooo, kolunu yok ediyoruz adamın. Yap lan bir daha, ha yap bir daha Mr. Sakon'u. Yaparsın o hareketten sonra. Oo, bunu yaparsam ölebilirim. Hayır. Abi adam düşür düşürmez de beni sıkmaya devam ediyor. Yalnız gerçekten şey yapıyor. Baksana adamın kravatına bakın. Girip çıkıyordu yani, hiç acımıyor bana. Neyse Angle. Farklı şey yaşamış oldun. Evet biliyorum, hoş değildi. Ama iyi yanından bak, en azından farklıydı. Bir daha ne zaman ve nerede seni birisi kravatla tecavüz edecek ki yani? Düşünsene, olmayacak bir şey bu. Kendini şanslı hissetmesin. Versus'ın beni. Kokila clutch yapabilseydim keşke ya. Güzel bitirirdim öyle. Gel lan buraya, gel lan buraya. Al bakayım. Mr. Sako yaparsın şimdi.
Mr. Sakyo'ya da bir selam vermiş olduk maçı bitirmeden. Bu ilginç cutscene-vari şeyle. Boom! Angle slam! Ve boom! Hakem bitir maçı artık. 2, 3. Legend'miş abi. Asıl Legend karşınızda duruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse, en azından bölüm sinir bozucu başladı da güzel bitti. JBL'in arabasının ağzını ettik. O konuda mutluyum. Stone Cold'un ağzını ettik. O konuda mutluyum. Mankind'in ağzını ettik. O konuda da mutluyum. Ve bu bölüm de böyle bitiyor işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika cutscene olabilir. Ona da bir bakalım hemen. You won the barber brawl. Başka? Unlike the shop. Okay. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki SmackDown Here Comes the Pain değil. SmackDown vs. Raw 2006 sezon modunda görüşmek üzere, bölümünde görüşmek üzere. Ha, bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Ben böyle sarhoşum, hiçbir şey umurumda değil. Ağzıma geleni söylüyorum, küfür ediyorum falan. Hoşunuza gitti mi? Bilmiyorum. Açıkçası artık umurumda da değil biraz. Tabii ki de umurumda sizin ne düşündüğünüz, çünkü bu videoları sizin için atıyorum. Bu kanalı siz istiyorsunuz sonuçta. Ama bundan sonra böyle olmaya devam edeceğimi tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bilmiyorum. Gaza geldim abi ben böyle. Bir şeyler değişti. Artık hiçbir şey umurumda değil dediğim gibi. Sadece çılgınlarca eğlenmek istiyorum. Nasıl olacak o, nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Yani. İleride daha deli, daha sarhoş ve daha uyuşucu bağımlısı bir Kero görebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra izlediğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Acaba...